Vehb İbni Kabus el-Müzeni radıyallahu anh. Vehb İbni Kabus el-Müzeni radıyallahu anh ile biraderzadesi Haris İbni Akit radıyallahu anh Uhud vakasından haberdar olmadıkları halde sırf Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret için Cebel-i Müzeyne'den kalkıp Medine'ye gelmişlerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud gazasına teşrifini haber alınca derhal Medine'den çıkıp orduyu Humayun'a katıldılar ve geldiler. O vakitte ise daha yeni İslam askerleri münhezim olmuş idiğinden hemen harp meydanına girip merdane cenge başladılar. İşte o vakit Vehb radıyallahu anh'tan görülen mertlik ve bahadırlık doğrusu her iki taraf askerlerine de hayret verdi. Hatta iki defa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine hücum eden fırkalara karşı çıkıp düşmanları da geri çevirdi Hazreti Vehb. Sonra üçüncü bir fırkanın hücumunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ya bunlara kim karşı çıkacak diye sorduğunda yine Vehb İbni Kabus radıyallahu an yine ben ya Resulallah diye cevap verdi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Vehb'in bu sözünden memnun olarak ya Vehb kalk ve cennet ile mübeşşer ol diye buyurdu. Vehb'in aksai emeli en büyük gayesi huzur-u nübüvvette şehadet rütbesine nail olmak idiğinden o fırkaya karşı vardı. Ve onu da vurup geri çevirdi. Fakat kendisi de şehit olarak muradına erdi radıyallahu an. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Vehb'in cenazesinin yanına vardı. Ruhuna selam ve dua ettikten sonra ya Vehb ben senden hoşnutum buyurdu. Onun için Ömerül Faruk radıyallahu anh kabus oğlu gibi ölmeyi canıma minnet bilirim derdi. Evet sahabiler böyle bazen kardeşlerinin ölüm hallerine gıpta ederlermiş. Hepsi de sahabi tabii. Fakat işlerinde bir kısmı bazen bir harpte ölür, bazen bir yolculukta ölür. Bazen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin kucağında kabre konur. O zaman diğer sahabiler keşke şu anda Allah Resulü'nün kucağında kabre konan ben olsaydım. Keşke Allah Resulü ben senden memnunum. Allah senden razı olsun dediği sahabi ben olsaydım diye kendi işlerinde böyle gıpta edici ifadeler kullanırlarmış. Onlar da hep güzelliğe hasret, hep güzelliğe daha çok böyle bir özlem içindeler. Allah bütün sahabilerden razı olsun.